Ne oldu Cennet Kalfa? Şehzade mi, sultan mı? Hepimizin gözü aydın. Küsem sultanımız nur topu gibi bir şehzade doğurdu. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Senin adın Mehmet. Büyük atam cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini taşıyacak. Dokuz pare top atışı yapılsın, altınlar dağıtılsın hacı. Şehzade Mehmet'in doğduğunu işitmeyen kalmasın. Emredersiniz. Hünkârımız Mahfüze Sultanımızın yanından hiç ayrılmamışlardı. Şimdi gelmeleriyle gitmeleri bir oldu. Kösem Sultan'ın üzüntüden sütü kesilmez inşallah. Yüzüne bile bakmadım. Ne hediye etmiş hünkârımız? Hiç. Vaktiyle durduk yere hediyelere bağırdı Kösem Sultan'ı. Şimdi şehzade doğurmasına rağmen kıymeti yok. Kader işte. Çok güvenmeyeceksin kendine. Şehzade doğurmak bile fayda etmez böyle. Doğru söylüyorsunuz sultanım. İlk şehzade en kıymetlisi. Sonra gelenlere Allah kolaylık versin. Kalabalık etmeyin sizi. İşinize gücünüze bakın. Benim en mutlu günüm. Evladım doğdu. Ama hayalim bu değildi. Haberi bizzat ben verdim Gözem. Yüzünü görmeliydin. Pek sevindiler. Gözleri parladı. O yüzden mi tek laf bile etmeden gitti? Korktuğum başıma geldi.
ismini kalbinden silmiş. Öyle şey olur mu Sultan? Ortalık bayram yeri. El ayak çekilsin. Mutlaka gelirler. Ne oldu? Ne söyledi hünkârımız? Ulaşamadım. Divandalar belli ki. Kabul etmedi değil mi? Bu böyle olmayacak Cennet. Ondan ayrı getirdiğim her gün cehennem bana. Gidip konuşacağım. Ne olacaksa olsun artık. Gölge Mehmet'e bak. Gözler Sultan. Hünkârımız zaten yüzünüze bakmıyor. Aranız daha fazla açılır. Gözün aydın Kösem. Bir şehzade anası oldun artık sen de. Gerçi bir sultan doğursan belki daha iyi olurdu. Ne de olsa tahta benim evladım geçecek. Senin evladının akıbeti ise meçhul. Keşke maziyle biraz alakan olsaydı Mahfiruze. Zira o vakit hayallerle hakikatlerin örtüşmediğini görürdün. Ne demek bu? Ne olmuş mazide? Merhum Sultan Süleyman Han'ın büyük oğlu Şehzade Mustafa tahta çıkamamıştı. Halime Sultan'ın büyük oğlu Şehzade Mahmut'un akıbeti de hazin. Yani Mahfiruze, mühim olan Şehzade'nin ne vakit, hangi sırayla dünyaya geldiği değil. Kuvvetli olan tahta çıkar. Evvela validesi kuvvetli olan. Sen hangi kudretten, kuvvetten bahsediyorsun? Hünkârımız aylardır yüzüne bile bakmıyor. Hünkârım. Vezir-i Azam'la Lala Mehmet Paşa'yı divanda fenalaştılar. Hay Allah, nesi var paşanın? İyi. İyi, saati yerinde. Hekimler şimdi başındalar. Sefere çıkma emrini alınca Derviş Paşa ile münakaşa ederken fenalaştılar. Gerçi Derviş Paşa Vezir-i Azam'ın bunu mahsus yaptığını düşünüyorlar ama. Sebep? Sefere çıkmamak için bahane peşinde olduğunu düşünüyorlar. Ben Derviş Paşa ile aynı kanaatte değilim. Lala Mehmet Paşa bu tür oyunlar edecek biri değildir. Hünkârım, ya beni dinleyin ya canımı alın. Kösem Sultan. Gel. Hünkârım. Söyle kızım. Sizi kırdığımı, incittiğimi biliyorum.
Zira sizden defalarca özür diledim. Evet, onlarca mektup yazdın. Lakin hiçbirinde sen yoktun Gözem. Doğru. Mektuplarda bulmayı beklediğiniz o masum Kösem'i öldürdüler. Safiye Sultan yaptı bunu. Hala kendini anlatıyorsun. Ne yaşadığını anlatıyorsun bana. Sen benim kalbimi kırdın Kösem. Dairene dön. Evladınla meşgul ol. Ahmet, artık sen de babasın. Bir babanın evladına duyduğu sevginin ne demek olduğunu daha iyi anlarsın. Nereden çıktı şimdi bu? Babam beni bulmaya dünyanın bir ucuna payitahta gelmişti. Baban mı? Lakin babam beni bulamadan Safiye Sultan'ın ele geçirmiş. Rehin almış. Beni babamın canını almakla tehdit etti. Eğer seni ikna edersem Safiye Sultan'ın sarayda kalması için ikna edersem babamı bana teslim edeceğini söyle. Ben babamın hayatı için sana yalan söyledim Ahmet. İstediği her şeyi yapmama rağmen Safiye Sultan babamın canına kıydı. Belki her şeyi en başında anlatmalıydım sana. Babamın canı için korktum. Ve Fahriye Sultan'ın sırrını Safiye Sultan'ı saraydan göndermek için kullandım. Acısına dindiren tek şey senin bakışında, gülüşündü. Şimdi sen bana yüz çevirince cehenneme düştüm sanki. Artık tek ses halim evladım. Onun için yaşıyorum. Acıyı yaşadığını, bizi birbirimize hasret bırakan unutacak mıyım? Senin her bir damla gözyaşın için her gün acı çekecek Safiye Sultan. Yaptığını her gün bir daha pişman olacak. Of.
Nerede Kösem Sultan? Bir delillik etti de hünkârımı zindana mı attırdı yoksa? Şşt! Ağzından yel az. Bitti. Her şey bitti. Ben size söylemiştim. Gitmeyin, hünkârımız kızar, sizi yollar demiştim ben. Öyle değil Cennet. Dargınlık bitti. Hünkârımız bağışladı beni. Ay şükürler olsun. Nasıl oldu? Ne yaptınız da böyle bağışladı sizi? En başta yapmam gerekeni. Ona hakikati anlattım. Babamı, Safiye Sultan'ın canımı nasıl yaktığını. Mehmet'im. Hünkârım, şehzadelerinizle adeta bir çınarı andırıyorsunuz. Evlatlarınız sizin kökleriniz. Onlar size güç verecek. Siz de onlarla ölümsüz olacaksınız. Bir baba ölümden sonra dahi evlatlarının kalbinde yaşar. Öyle değil mi? Bizim hanedanımız da yeniden köklerini salıyor. Bir daha sarsılmamak üzere inşallah. Allah uzun ömürler versin hünkârım. Kesem sen kal. Kalbinden silip atmıştı gözümü. Şimdi ne oldu da avcunun içine aldı? Allah bilir ne yapmıştır Sultanım. Muhakkak bir iş var bu işin içinde. Öyle sebepsiz olmaz. Öğreneceğim Firdevs. Bundan sonra bir gözüm Kösem'in üzerinde olacak. Şehzadem. Osman'ımın istikbali için bunu yapmam gerek. Artık aile olduk. Eksiktik. Tamam olduk. Tüm yüklerimizi, sıkıntılarımızı attık üzerimizden. Meşkin kışı sona erdi. Çiçeklerin tomurcuklandığı bahara uyandık. Elini suya koyar gibi kalbime koy. Bundan böyle benden zinhar şüphe duyma. İçim hiç rahat değil. Yok yere evham yapıyorsun. Zülfikar burada. Derviş burada. Validem de döndü. Ben senin için endişeleniyorum. Nereden çıktı Edirne'ye gitmek şimdi? Bir müddet ağzı olacağım. Murat Paşa da gelecek. Sonra birlikte döneriz. Lakin döner dönmez sefere çıkacağım. Buna alışman lazım. Alışmam. Alışamam. Hep senin yanında olmak istiyorum.